Herkese gecenin bir yarısından merhaba. Şu an saat tam 12. Neden böyle bir giriş yaptım? Hatta gerçek girişi yarın yapacağız. Ama yarın çok dolu bir gün benim için. O yüzden bugünü vloglayalım dedim. Yarın sınavım var, spor yapacağım, odayı temizleyeceğim. Öğünlerim var. Yeni bir spor serisine başladım. Öyle yani, bunları size göstereyim yani bir gün evde nasıl geçiyor diye. Bir de bugün spor yaparken biraz isteksizdim. Kendime motivasyon olsun diye dedim ki bu videoyu çekmeliyim. Biraz dedim, video falan olunca iş ciddiyete biner, yaparsın kızım sen dedim. O yüzden çekmeye karar verdim. Şimdi günleri planlayacağım yarın için. Bu arada şöyle bir bullet journal kullanıyorum. Bu rahat oluyor ya. Bir şeyler yazarken kendi istediğinize göre yazıyorsunuz. Biraz size içini göstereyim. Çok güzel olmuyor mu ya? Ben bayağı sade kullanıyorum. Görünüyorum, görünüyorum, görünüyorum. Şöyle bir kim. Yoga takvime bakar mısınız? Bomboş. Aslında çok iyi gidiyordum ocağa girene kadar. Ocakta spor yapayım deyince yogayı biraz saldım. Ama devam etmek istiyorum. Şurada bir gelir gider. Şurada böyle günleri yazıyorum hafta hafta. Burada spor takvimim var. 3 haftalık serinin 4. günündeyiz. Ne çabuk sıkıldım diyeceksiniz şimdi. Şimdi yarın yapılacakları yazalım. O zaman yarın görüşürüz. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Şu an saat 11. Aslında saat 8'de uyandım. Sınava girdim. Size oraları çekemedim kahvaltı falan derken. Kahvaltı da etmedim aslında. Bir mısır gevreği yedim. Sınavda beni top tutsun diye. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Yumurta koydum. Çay demledim. Dedim ki videoyu açayım. Sizlerle beraber yapalım bunu dedim. Öyle. Sınav beni korkutuyordu. Çünkü geçen sınavın ortalaması, sınıf ortalaması 32 idi. Ama bu sefer kolay sormuşlar Allah'tan. Güzel geçti yani. Hadi gidelim. Kahvaltı yapalım. Tripodu da alalım. Bezleri asla orada eksik olmaz. Şimdi yumurta koydum. Biraz yeşillik yıkayacağım. Görmüyor mu acaba? Şöyle mi çevirsem? Ay sır bez. Bu yumurtalar pişmiştir diye düşünüyorum. 15 dakikadır kaynadıktan sonra 2-3 dakika sonra al işte. Kaynadıktan sonra kayısı olmuş. Kayısı taş gibi olması lazım. Kayısı böyle pul biber de keşke olsaydık ya. Aslında aa, pul biberimiz yok. Yine liste yapıyoruz hayvan gibi yani normal. Nasıl aldı be? Ay, çok güzel. Evet ya. Allah'ım kalacağım diye çok ben de en umutsuz olduğumun en güzel geçmesi var ya. O kadar mutlu verici bir şey. İkincimize daha sonra olimpiyat sorusu sormuşlar. Yani ne düşünüyorsun diye. Böyle ben direkt dedim ki yani kalacağım yani yok.
Ya, ilk iki zevki, hatta ikinci bir zevki olsaydı final, çoğu kişi götürürdü zaten. Mümkün değildi geçmek yani. Ne, ilk sınavdan yüksek alınca herkes dahi sandılar herhalde, biz denemek için yok. Dahi diyor. Kopya çekildi o kadar bariz ki. Sadece yıldızlar çıkıyor. Böyle şeyler verme. Ya arkadaşlar, öyle her şeyler biliyor kopyanın döndüğünü yani. Aa, ya biz çekmiyoruz, biz tercih etmiyoruz. Bizimkisi dayanışma, paylaşma aynı ev içerisinde. Tabii. Kopya falan. Yok, öyle şeyler yapmayız biz. Ama ikinci sınav. İkinci sınav çok iyiydi ya. Bir de hoca M'yle 42 diye attı, sevindim biliyor musun? Kanka sizin... 42 eşit yüzü falan. Abartma da. Kanka öyle M'yle 42'den sınav. Hocaya mail attım 2-3 kez, cevap bile vermedi. Şey mi? Aynı tarzım evet, hocada. Aynı. Her sınavda başıma bir şey geliyor, neyse susayım. Yok kanka, seni işe almadım da. Sen bir dış sessin. Sadece sesimi duyuyorlar, bir şey yok yani. Arkadaş biraz popüler. O yüzden gösteremiyorum kendisini. Bizim evde oturduğu belli olmasın. Lütfen. Sorun bizim de başımız yanacak. Hatta görseler boğacaklar beni. Popülerliğe bak. Ekstra iş çıkartma diye dedim. Yok, iki centi katı biz varız. Biz niye filoz kafaş bir diğeri psikoloji mi? Canaklarım vardı gülmekte, hiç komik bir şey de yok. Gülüp duruyorum. Bizim... 10 bin satırıp tekst atmış adam. Bir de şey yazmış, tuzunu kaçırmayın. Evet, çamaşırlarımız. Burası benim ay odam. Evet. Evet. Arka sokak alalım. Ben şimdi bir tane video açacağım. Orada yemek yiyeceğim. Bu arada bugün şuraları hep toplayacağız. Daha yatan bile toplamadım. Hepsiyle yapacağız onları. Önce kahvaltımı edeyim. Sonra kızların yanına muhabbete gideceğim biraz. Sizi oralara götürmem. Kızlar da çok kamerada görünmek istemez. Biraz daha popüler olmamı bekliyorlar. 1000 abone yapın, göstereyim kızları. Of, ne izlesek ya. Şimdi gidelim bakalım bir kızlar ne yapıyormuş. Ben geri geleceğim. Şimdi diyorum ki şu odayı toplayalım.
Sonra zaten benim spor saatim geliyor. Sporumuzu yaparız. Ara öğünüm var mıydı ya benim? Bir dakika bakmam lazım. Olması lazım da. Ara öğün geçmiş ya. Neyse sıkıntı yok. Kahvaltı ettim zaten. Ondan önce de yulaf yemiştim. İyi. Doğru yoldayız. Hadi beraber toplayalım o zaman. Ben şimdi tripodu ayarlayayım, geleyim. Şimdi attığımız çamaşırlar yıkandı. Onları serelim.
Saat 2 falan oldu. Şimdi ara öğün yemem lazım. İşte kepekli bulgurdan bulgur pilavı yapacağız. Yanına da yoğurt yeriz. Ara öğün bu kadar yeterli. Sonra spor yapalım. O zaman gidelim. Yapmaya başlayalım. Şimdi oje sürelim bence pilavı ya biraz. Ne dersiniz? Şöyle değişik gri süreyim. Bayağıdır hiç oje sürmüyorum. Gerçi ten rengi de olmuş. Neyse garip bir şey olsun. Az önce kadrajı yine ayarlayamamışım. Ojeleri falan sürdük, güzel oldu. Yapacak çok işimiz kalmadı. Birazdan öğle yemeği yiyeceğim. Daha sonra spor yapacağım. Ben gideyim yemeğimi hazırlayayım. Geleyim. Sizi oraya götürmeyeyim tekrar. Ezberlediniz zaten. Kutu gibi. Şimdi bir şeyler de izleyelim. Şöyle alayım. Biraz video izledim. Çok iyi geldi. Azıcık dinlenmiş oldum. Şimdi bulaşıkları yıkayacağım. Yemeğimi falan yemiştim zaten. Gideyim bulaşığımı yıkayayım. Üstümü falan değiştireyim. Ben geleyim. Sonra beraber spor yapalım.
Bakın yaptığım program bu. 26'sı diyor da ben o zaman başlamadım, bayağı olmuş bu. Birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü. Dördüncü gün yaptım. Beşinci günde şansınıza ne varmış? Evet. Bugün için pek de motivasyona ihtiyacım yokmuş. Esnedik yani ya. Bilseydim böyle olacağını, bir sonraki gün çekerdim vlogu. Ve sizinle de paylaşmak istiyordum neler yaptım. Şimdi akşam yemeğini hazırlamaya gidelim. Şuradan tripodu da alayım. Evet, şimdi fırında tavuklu patates yapacağım. İçin malzemelerimizi alalım. Arkadaşlar benim şimdi yemeğim pişti. Artık bu vlogu burada kapatalım. Bundan sonra yapacak bir şeyim yok. Oturacağım. Dizi, film. Devam bu gece. Size yemeği de göstereyim. Ve kapanış yapalım. Bu yemeğim. Bu kadar. Sizinle bir gün geçirmeye çalıştım. Bu benim ilk vlogum. İnşallah becerebilmişizdir. Artık editleyince göreceğiz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda benimle buluşmayı unutmayın. Bir de zili açın tabii ki, bildirim gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.